Doğu Türkistanlı Uygur Türk'ü 80 yaşındaki Paşa'nın Kuçar anne bir yıl önce kaybolan torunları Aysu ve Abdullah'ı arıyor. Yaklaşık 30 yıl önce Türkiye'ye gelen Uygur Türk'ü Paşa'nın anne, biri 5 diğeri 7 yaşında olan ve Çin'de Doğu Türkistanlılara yapılan zulüm nedeniyle kaybolan torunlarını arıyor. Paşa'nın anne, Çin devletinin Doğu Türkistan'daki Türklere karşı baskı uyguladığını belirterek Çin'e gidemediğini ve Türk yetkililerinden yardım istediğini söyledi. ABD'de faaliyet yürüten genç Uygur Salih Hudayar, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Albio Sires ile bir araya geldi. Doğu Türkistan'da yaşanan ceza kamplarını anlatan Hudayar, Doğu Türkistan meselelerini sık sık gündeme getiren Sires'e şükranlarını bildirerek kendisine plaket takdim etti. 2012 yılında Başkan Erdoğan'a selam verdiği için tutuklanıp toplama kampına atılan Hacı Abdullah ve İbrahim'den haber alınamıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan 2012'de Doğu Türkistan'ın başkenti Urimçi temasları çerçevesinde Büyük Pazar'ı ziyaret etmişti. Dönemin Başbakanı Erdoğan ile sohbet eden, ona meyve kurusu ikram eden ve saygı gösterisine bulunan tüm esnafların, o zamanın Uygur valisi Nurbekli de dahil olmak üzere uyduruk suçlamalarla hapse atıldığı, bir daha da kendilerinden haber alınamadığı bildirildi. Doğu Türkistan'da 1 milyar ton petrol bulundu. Çin'in dev petrol üreticisi PetroChina, Doğu Türkistan'a bağlı Cungar Havzası'ndaki Mahu bölgesinde 1 milyar ton petrol rezervine sahip yeni bir yatak keşfedildiğini açıkladı. Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, dünya genelinde Doğu Türkistan Şubesi'nin petrol üretim kapasitesi 2016-2017 döneminde 1 milyon 380 bin ton olarak kaydedildi. Şirket 2016-2020 döneminde 6 milyon tona ulaşmayı hedefliyor. Araştırmalara göre Doğu Türkistan'ın petrol, altın, gümüş, platin, kömür, uranyum ve silah sanayisinde kullanılan Wolfram gibi stratejik ham maddelere sahip olan nadir bölgelerden biri olduğu açıklandı. Huawei yetkilisinin Kanada'da tutuklanmasıyla başlayan Pekin Ottawa gerilimi, Kanada vatandaşı bir kişinin Çin'de ölüm cezasına çarptırılmasının ardından daha da arttı. Kanada yönetiminin vatandaşlarına yaptığı Çin'e seyahat uyarısı üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı da Kanada'ya seyahat edecek Çin vatandaşları için bir uyarı yayımladı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kanada'ya seyahat edecek Çin vatandaşlarının üçüncü bir ülkenin talebiyle keyfi tutuklama riski nedeniyle dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Avrupa Birliği Konseyi Sözcüsü Plebe Namen, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesine ilişkin, bu oylama ile İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılma ihtimali arttı. Bunu istemesek de hazırlığımızı yapacağız dedi. 27 AB üyesinin birlik olmaya ve sorumluluk taşımaya devam edeceğini belirten Namen, Brexit'ten kaynaklanan zararı askeri seviyeye indirmeye çalışacaklarını söyledi.